Hayırlı sabahlar. Bugün sabah sohbetine biraz geç kaldım çünkü sulamam gereken yerler var dedi. Şimdi dün bir paylaşım yaptım. Perdeleri gösteren, takip edenler bilir. İşte perdelerinizi açmaya mı çekiniyorsunuz vesaire diye. Böyle gerçekten iyi niyetli olan birçok kişi maşallah tebarikallah diyerek mesajlar yazmış. Hem Facebook'ta hem de Instagram'da birkaç kişi de negatif şeyler yazmış. Şöyle ki işte biz senin kadar zengin değiliz ki, bizim senin gibi manzaramız yok ki, biz betona bakıyoruz işte, sen bize fakir edebiyatı yapıyorsun ama aslında zenginsin. Yani estağfurullah elazığım, bizim de böyle bir manzaramız olmuş olsaydı efendim biz de kendimizi iyi hissederdik gibi laflar yazmışlar. Önce okudum, kendi adıma değil onların adına üzüldüm. Neden biliyor musunuz? Burası bundan 2-2,5 sene önce topraktı sadece. Evet, ağaçlar vardı. Şu etraftaki ağaçların haricindeki ağaçlar vardı. Ama sadece bu yaşlı, bakımsız ağaçlar vardı. Mesela bu. Yarısından fazlası kurumuştu bu kayısı ağacının. Yani kuşlar böyle cıvıl cıvıl ötemiyordu. Sonra her taraf topraktı. Hiç çim yoktu. Sulama sistemi yoktu. Ondan sonra yollar perişandı. Bu arazi iki dönüm bir arazi. Ve bir oda, bir salon, bir ev vardı burada arkadaşlar. Ben inandım. Dedim ki Allah'ın izniyle burayı ben adam ederim. Çünkü seviyorum toprakla uğraşmayı. İşte tam tarihi hatırlamıyorum ama evvelki sene Ağustos ayında aldım yanılmıyorsam. Hep böyle gelip geçerken bakardım. Burası satılsa da keşke alsam, burası satılsa da keşke alsam diye. Çünkü halamın evinin yolunda burası. Ve bir baktım bir gün gerçekten satılık devası var. Ve o zaman da ben İstanbul'daki evimi satmıştım. Dolayısıyla tam da Rabbim denk getirmişti. İçeri girdik işte babam mesela. Ooo burası dedi çok iş ister, çok para ister, çok emek ister. Baba dedim ben sevdim burayı ne olursun hani müsaade et. Elimden geleni yapayım. Aha bir şey göstereceğim size. Çiçeğin içine kayısı düşmüş ve çürümüş. Orada görmemişim. Bu ağaçta da 8-10 tane sadece kayısı var. Onlardan bir tanesi buydu ama ben tabii geri kalan kısımlarını yerim. Bunu boşa bırakmam. Şimdi eğer kişi sadece oturup her şey hazır, İkbal'in önüne konulmuş zannediyorsa yanılır. Bütün buralar Allah'ın izniyle öncelikle. Duamla, sabrımla, emeğimle, bir sürü insanla kavga etmeme. Yani işlerini iyi yapmadılar, gelin ustalar. Defalarca aynı şeyler tekrar yapıldı. Sabırla bekledim. Şu ağaçların hiçbiri yoktu kenardakiler. Onların hepsini hani Allah'ın izniyle diktik. İnsan eğer hep başkalarının bir şeylerine imrenerek veya haset ederek zaman geçiriyorsa bilsin ki hiçbir zaman onların hayatına sahip olamayacak. Neden? Çünkü mümin kardeşi için dua eder. Ben dua ediyorum. Birisi eğer yazdıysa ay maşallah İkbal Hanım ağız tadıyla yaşamayı nasip etsin mesela yazmış bir sürü kişi. Bu yani ben 2-3 arkadaş için yapıyorum bunca konuşmayı ama biliyorum ki yazmadığı halde böyle kötü düşünen çok fazla insan var. Eğer negatif düşünürsek, ne bileyim kıskanırsak veya haset edersek hani niye onda vardı bende yok, niye onun işte arabası vardı benim yok, niye onun kocası var çocuğu vardı benim yok, niye onun bahçeli evi vardı benim yok. Onun benden neyi fazla, neyi eksik? Ben de onun kadar yetenekliyim. Ben de onun kadar becerikliyim. Ben de çok çalışıyorum ama olmuyor. İşte bu düşünce yapısı sebebiyle olmuyor biliyor musunuz çoğu kez? Tabii ki Allahu Alem Rabbimizin sınavıdır belki. Çok çalıştığı halde bir şeye sahip olamayanlar da vardır. Çünkü Rabbim hiçbir şeyi sebepsiz yapmaz.
Ama hayatım boyunca şurada bakın ben Kırıkkale'de doğdum. Burası babamın köyü. Burası böyle bir yer değil. Hani dışarı çıktığınız zaman bu kadar bakımlı araziler vesaire göreceğinizi zannetmeyin. Ama insan isterse, dua eder, Rabbinden isterse, Rabbim izin verirse ve emek sarf ederse, sabrederse, cesur olursa, pes etmezse, inanın her şeye sahip olur. Bence bunun en iyi örneği, en yakın örneği benim. Bana İzmir'e yatılı okula gittiğimde taşradan gelen bir kız diyorlardı. Adam yerine koymuyorlardı. Hatta sonrasında çok samimi olduğumuz, benim hayatımı değiştiren sevgili öğretmenim, onu çok sevdiğimi söyleyeyim. İlk başta ne olmuştu biliyor musunuz? Ben işte koleje gittim İzmir'de. Yatılı okulda okuyacağım. Çünkü o zaman babam beni nişanlamıştı. Orta üçüncü sınıftayken. Lise 1'de o ailenin yanına oturmaya gittim. Yani gözlerinin önünde büyüyeyim istediler. Şimdi orada herkes ilkokul 1'den itibaren koleje gidiyordu. Ben Kırıkkale'den gelen bir insanım. Onların tabiriyle taşra işte. Taşra kötü bir şey zannediyorlar. Yani köylüler, çiftçiler olmasa acaba şehirdekiler, o hani kulelerde oturanlar, rezidanslarda oturanlar, yalılarda oturanlar ne yiyip ne içecekler? İstiklal Marşı'nı bir okuyayım bakayım çocuklarım dedi öğretmen. Ben de yeni öğrenciyim. Benim gibi herhalde 2-3 kişi daha vardı sınıfta. Farklı yerlerden gelen yatılı okula. Kimi kaldırdıysa okuyamadı. Kimi kaldırdıysa okuyamadı. Ben parmağımı kaldırdım. Ben okuyabiliyor muyum hocam dedim. Böyle bir suratında bir şey ifadesi vardı canım öğretmenim. Hani Allah Allah. Yani biz kolejiz. İzmir'deyiz. Kırıkkale Taşlı'dan gelen bir kız İstiklal Marşı. Hiç inanmadı benim okuyacağım. Kalktım bir çırpıda 10 kıtasını okudum. Dudağını böyle yaptı hani vay filan dercesine. O günden sonra çok bana annelik etti. Yani gerçekten ama o gün tabii orada kendimi çok kötü hissettim ben. Aşağılanmış hissettim o an. Hani sen okuyamaz mısın? Sen nereden bileceksin tarzında bir bakıştı o. Ama Rabbim nasip etti. Ben çünkü zaten İstiklal Marşı'na aşık bir insandım. Okula gitmeden ezberledim İstiklal Marşı'nı. Hatta işte abim de ablam olduğu için tabii ki. Ben İstiklal Marşı'nı şarkı zannediyordum ilk başta. Öğretmen ilkokul 1'de bir şarkı söyleyin dediği zaman ben İstiklal Marşı'mızı söylemiştim. O iş marş dedi o bizim milli marşımız. O öğretmenime de sonra çok güzel zamanlarımız oldu. Hiçbir zaman hiç kimsenin hayatına imrenmedim. Hiçbir zaman hiç kimseye haset etmedim. Onun şusu var, bunun busu var diye. Bakın Bahçalı benim büyük dedemin kurmuş olduğu bir köy. Burası evet şu anda belediye ama biz hala buraya köy gözüyle bakıyoruz. Çünkü bizim köyümüz, dedemin kurduğu köy burası. Dedemin adına da, kendi dedemin adına da burada Ata Dönmez Mahallesi var. Haset etmezseniz, dua ederseniz, elinizden gayreti gösterirseniz, rızkı Allah'ın verdiğine inanırsanız, yani çabalıyorum ama olmuyor, kazanamıyorum vesaire, öfkelenmeyin kimseye. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de diyor, kiminin rızkını daraltırız, kimininkini bollaştırırız. Rızkı bollaştırmanın bazı yöntemleri var. Mesela sıla-i rahimi kesmemek, akraba ilişkilerini, işte yetimi, öksüzü, İhtiyaç sahibini gözetmek, paylaşmak, sevgiyi paylaşmak. Sadece midemiz acıkmıyor bizim arkadaşlar. Kalbimiz, Bingür Sönmez demişti ki bizim programımıza çıkınca. İkbal Hanım söyleyin bakalım. Ay şu kuşlarla da her sabah böyle. Oy yerim sizi ben. Söyleyin bakalım dedi. İnsanın kaç böbreği vardır? 2 böbreği vardır. Akciğeri kaç tanedir? Sağ ve sol. Beyin sağ ve sol lob. Peki, göz 2, kalp kaç? 1, yanılıyorsunuz İkbal Hanım dedi. Nasıl yani dedim. 2 tane mi kalbimiz var ben mi bilmiyorum. Evet 2 kalbimiz var. Onlardan birisi amele kalbimiz dedi.
amele kalbimiz yaşamak için atar durur. Tık 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 atar durur. Ama bir de manevi duygularla beslenen kalbimiz vardır. İşte bizi güzel insan yapan o kalbimizdir. O manevi duygular, yardımlaşma, başkasıyla aynı duyguları paylaşmaya çalışma, onu anlama, yani yenilerin tabiriyle empati vesaire. Eğer böyle yaparsak imkansız dediğimiz her şey gerçekleşir. Hatta hayallerinizin de ötesinde bir hayat yaşayabilirsiniz. Ben kim, dünyanın 83 ülkesine gitmek kim? Yani buradan çıktım. Dünyanın 83 ülkesini gezdim. Gördüm ve kendi memleketimi seçtim. Kendi köyümü seçtim gelmek için. Ve çok mutluyum bundan ötürü. Yani istiyorum ki insanlar bunu anlasın. Bakın burada bir ağaç tabii yaralanmış. Görüyor musunuz? Burada kendi macununu oluşturmuş. Bu çok şifalı. Babam bunun şifasını size bir gün anlatsın. Ben tam kelimelerle söylemeyebilirim. Yani haset etmek yok, dua etmek var, teşekkür etmek var. Çünkü dün misafirler geldi, buraları ayıklamışlar. Yoksa burası böyle doluydu terör orga sayesinde, Allah'ın izniyle tabii ki. Şükrederseniz artırırım diyor. Şükretmezseniz, elinizdekini hep şikayet ederseniz, aman bu kadarcık, bu kadarcık, bu kadarcık, o elinizdekini de alıveriyor Allah. Çünkü onun gerçek sahibi o. Seher sohbeti de bugün bu kadar. Bugün İmmotip'ten ortaokul arkadaşlarımla buluşacağım. Bizim bahçeye gelecekler inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.